Onun da belli bir süresi var mıdır? Tabii şimdi stent işte burun damarına takabiliyoruz, bacak damarlarına, evet, kalp damarlarına, her yere takabiliyoruz. Kalp damarlarına en çok şu anda tabii yaygın olarak kullanılan yer. Kalp damarlarına taktığımız zaman orada tabii tam bir açıklık sağlanıyor başlangıç kısmında. Ama stentlerin nasıl diyeyim 6 ay içerisinde bile %10'a yakın tekrar tıkanma, tekrar restonoz dediğimiz durumlar olabiliyor. Bu da yine kişiye bağlı. Özellikle şeker hastalığı kontrol altında ise, sigara içmeye devam ediyorsa bu tür kişilerde erken dönemde tekrar o stentler tıkanabiliyor. Ama kendine iyi bakarsa uzun yıllarda açık kalabiliyor. Bu biraz kişiye bağlı. Bir de kişinin damarına bağlı. Damarın kalınlığı nasıl, ince damar mı, kalın damar mı, uzun stent mi takılmış, kısa mı stent takılmış gibi. Ya da birkaç tane mi stent takılmış. Yani çok faktör var bu işin içinde. Ona göre karar veriyoruz, bakıyoruz yani. Peki hocam, bu evrelerde ani bir kalp krizi geçirme riskiyle tabii de karşı karşıya kalınabilir mi? Peki maalesef, kalp krizi nedir? Neden kişiler kalp krizi geçirirler? İşte kalp krizi bu damar tıkanıklığının ani olma şekli. Evet. Ne kalp krizi diyoruz. Kalp krizinde ne oluyor? Damar, diyelim ki o damar içerisinde, atar damar içerisinde plaklar oluştu. Damar yavaş yavaş tıkanmaya başladı ama tam tıkalı değil. Genelde kalp krizleri çoğu kişide bazen hiç belirti vermeden, hiç şikayet yapmadan, hiç kimse anlamadan oluyor ki en tehlikelisi bunlar. Ölümleri en çok sebep olanlar bunlar. Ani kalp krizleri. Bunlardaki mekanizma, oradaki plak, damar içindeki plak bir şekilde çatlıyor. Nasıl çatlıyor? İşte stres mesela, sigara içme, tansiyon yüksekliği. Genelde hani filmlerde falan da bazen izliyoruz. Evet. İşte heyecanlanıyor, kızıyor, ondan sonra bir göğsünü tutuyor. Hakikaten o anda çünkü o strese bağlı olarak, o basınç artmasına bağlı olarak o plak çatlıyor. Plak çatladığı zaman da plağın altındaki yüzey yabancı bir yüzey. Oradaki bizim damarın içini örten tek tabakalı bir endotel tabakası dediğimiz bir tabaka var. Tek hücreden oluşan. O ortadan kalktığı zaman alttaki doku tamamen pıhtılaşmaya yönelik bir doku. Yani o çatladığı zaman vücut hücreleri, bizim özellikle trombosit dediğimiz o küçük kan pulcukları var. Onlar hemen orada pıhtılaşma mekanizmasını başlatıyorlar ve o damarı oraya bütün yığıyorlar ve o damarı tıkıyorlar. Aslında oradaki damarı iyileştirmeye çalışıyorlar. Bir mekanizma aslında. Hani damar tıkamak değil aslında şeyleri. Bu mekanizma aynı şekilde bir yerimiz kanadığı zaman da geçerli. Kesir oldu damarı. Ne oldu? Endotel tabakası oldu. Altta yabancı tabaka çıktı. Hemen vücut oradaki kan pulcukları pıhtılaşma mekanizmasını başlatarak oradaki damarı tıkıyor ve kanamayı durduruyor. Aslında bu vücudun yaptığı savunma mekanizması ama işte kalp damarlarında ki o çatlak tıkanmaya çalıştığı zaman da maalesef böyle bir olumsuz etki görüyor ve işte hastalar kalp krizi geçiriyor. Kalp krizi demek oradaki damarın tam tıkanması sonucu damarın beslediği bölge. Sonuçta oradaki kas hücreleri devamlı oksijene ihtiyacı var, devamlı besine ihtiyacı var. Çünkü çok çalışıyorlar, çok enerji ihtiyacı var. Akım durduğu anda kalp hemen kasılması duruyor ve biz zaman içerisinde artık burada zamanla yarışıyoruz. Burada dakikalar, saatler önemli. Özellikle 3 saati geçmişse artık orada hücreler yavaş yavaş ölmeye başlıyorlar. Öldükten sonra da zaten çok da yapacak başka bir şey yok. Bu arada tabii